Lütuf da kaçmayı sevdiğinden. Gerçeği gördüm bir anda, yok duramam buralarda. Ateşle oynamak isterim, yana yana yan yana. Narin nan narana, tenimde fırtına. Narin nan narana var ya. Hadi sen de söyle aşka gel de böyle deli delice. Ateşin içimde yanmıyorsa sevda neyle. Gerisi bahane ben divane öpse deli delice. Ateşin içimde yanmıyorsa sevda neyle. Aşkı. Basıfta kaçmayı sevdiğinden. Narin nan nan nan, tenimde fırtına. Narin nan 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 var ya. Hadi sen de söyle aşka gel de böyle deli delice. Ateşin içimde yanmıyorsa sevda neyle. Gerisi bahane ben divane öpse deli delice. Ateşin içimde yanmıyorsa sevda neyime aşkın deyince. Ben Ay Dilge, siz beni genellikle şarkılarımla ve müziğimle tanıyorsunuz ama bu programla beraber kalbinizde farklı bir yer edinmeyi umut ediyorum. Evet, programımızın konseptinden de biraz bahsedeyim istiyorum sizlere. Her hafta farklı ülkelerden ve kültürlerden gelen yabancı dostlarımla ülkemizde neler yaptıklarını, neler yaşadıklarını, yaşadıkları kültür şoklarını ve enteresan olayları hep beraber konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Ama programımızın bir farklı özelliği daha var. Ben onlardan birer de türkü söylemelerini rica ediyorum. İnanın bu konuda biraz heyecanlılar. Haklılar da, çünkü farklı bir ülkede, farklı bir ülkenin yöresel şarkılarını söylemek, üstelik ana dilleri de değil, bu gerçekten kolay değil. Ama tam anlamıyla Türk misafirperverliğine yakışır bir şekilde ben inanıyorum ki sizler onlara destek olacaksınız ve motivasyonlarını yükselteceksiniz. Zaten çok da güzel hazırlandılar, harika da söylüyorlar. Tam anlamıyla ben onlara çok güveniyorum. Şimdi ilk konuğumu yavaştan çağırayım istiyorum. Siz onu aslında çok seviyorsunuz. Yaptığı yemekleri çok iyi biliyorsunuz. Oynadığı reklam filmlerinden de tanıyorsunuz. Brezilya'dan Bolison geliyor. Hoş geldin Bolison. Seni böyle alayım. Teşekkür ederim.
Evet, ikinci konuğum da gerçekten çok tatlı, çok şeker bir insan. Harika bir kardiyolog, çok başarılı bir kardiyolog aynı zamanda. Ve kardeş ülkemizden geliyor, Kazakistan'dan geliyor. Erken Or! Hoş geldin Erken Or, seni de böyle alayım. Evet, tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok keyifli bir programım olacağına ben çok inanıyorum. Zaten ikiniz de çok pozitif insanlarsınız. Program öncesinde de tanıştık, birazcık sohbet ettik. Boris'inle başlayayım istiyorum. Boris'in, biz aslında Brezilya ile ilgili hep böyle olumlu şeyler duyuyoruz senin ülkenle ilgili. Danslarınız, müzikleriniz, Rio Karnavalınız, futbolu olan merakınız. Bizim için böyle Brezilya hep neşenin, coşkunun, dansın. Samba gibi. Samba gibi. Sen de öylesin. İnanılmaz pozitif bir insansın. Çok teşekkür ederim. Bu arada yani ben her zaman söylüyorum arkadaşlar ki Türkiye ve Brezilya çok benziyor. Çünkü biz çok sıcak şaka seviyoruz ya. Ve Türkiye böyle yani... Brezilya gerçekten çok güzel bir ülke, çok seviyorum. Ama yani şimdi Türkiye yaşıyorum ve tabii ki Türkiye çok seviyorum. Evet, ben merak ediyorum. Şimdi sen Türkiye'ye ilk geldiğinde, tamam, seviyorsun ama eminim ki çok şaşırdığın şeyler de olmuştur. Benziyoruz ama farklılıklarımız da elbette vardır. Aynen. Neler şaşırttı seni böyle? Bu benim ülkemde hiç yok. Ne kadar enteresan. Türklerin bu özelliği çok farklı dediğin neler yaşadın mesela? Yani ilk defa 4 sene. Bugün bu arada olacak 4 sene ben Harika. Türkiye'ye geldim. Yıl dönümü yani. Aynen. Ve yani ilk defa ne zaman baktım sokakta insanlar. Ben baktım. Farklı bir kültür bu arada. İşim bu arada dünyada çalışıyorum ve birkaç tane ülke gördüm ama Türkiye gibi ilk defa ve bir şey çok enteresan var ya, çünkü burada bir şey farklı hissediyorum. Ben burada çok rahat yaşıyorum. Bir şey var ya, bilmiyorum. Türkiye çok güzel bir enerji var. İnsanlar tekrar çok benziyor Brezilya insanlar bu arada. Ne söyleyeyim? Sıcakkanlılıkları ve Türklerin enerjisi senin muhtemelen o çok hoşuna gitti. Çok yuvanda, evinde hissettin herhalde. Aynen. Çok gerçekten ev hissediyorum. Aynen. İlk ülke tanıdım ve burası Brezilya hissediyorum. Bilmiyorum ama hissediyorum. Güzel. Amerika'da yaşadın, Meksika yaşadın, İtalya yaşadın ama aynı hisset yok. Ve Türkiye yani gerçekten tekrar ev hissediyorum. Ne güzel, çok güzel. Şimdi Erken Or da aslında kardeş ülkemizden. Evet. Özümüzde hepimiz Türk'üz aslında. Evet. Kazakistan'dan geliyorsun Erken Or. Ben şunu çok merak ediyorum aslında. Şöyle biraz tarihsel araştırma yaptığımda gördüm ki Kıpçak Türkleri aslında Orta Asya'da kalıyorlar. Evet. Bizler ise, yani Türkiye Türkleri, Anadolu'ya göç ediyoruz. Hı hı. Aslında farklı coğrafyalarda aynı kültürün toplulukları'yız. Aynı ama dengeli, merak evet. ediyorum. Yine de Kazakistan'da Kazaklar kendilerini Türk görüyorlar mı? Evet, tabii ki de Kazak Türkleri. Yani Kazak diyoruz ama hani sonuçta kökümüz hepimizin aynı Türkler sonuçta. Aynı görüyorlar yani. Ben de bir çok böyle röportaj izledim Kazakistan'da yapılan. Gerçekten de evet, tabii ki Türk'üz diyorlar. Evet. Türk geleneklerini hala benimsiyorlar. Çok hoşuma gitti. Ama yine de farklılıklarımız mutlaka vardır. Biraz böyle ayrıldık ama kalbimiz bir ama yine de farklılıklar yaşanıyordur. Senin Türkiye'ye geldiğinde şaşırdığın, Wallace'ın gibi enteresan gelen, evet farklı yine de yani Türk'üz ama yine de burada biraz farklı bir şeyler var dediğin noktalar oldu mu? Ya tabii ki de oldu ama ben çok uzun zaman önce geldiğim için çok hatırlamıyorum çoğunu, ilk şaşırdığım anları. Yani bizim kültür olarak çok şeyimiz çok benziyor Kazaklarla Türklerin, yani aynı kökenden geldiğimiz için. Yani mesela en çok beni akraba evliliği şaşırtmıştı. Bizde öyle bir şey yok mesela. Biz 7 soyumuzu biliriz. 7 soyu arasında kız alışverişi, evlenmek böyle bir şey yok. Mesela akraba evli, amca çocukların, işte nasıl oluyor, evet. teyze amca çocukların evlenmesi beni çok
şaşırtmıştım seni. Peki Kültür sizde kız olarak. isteme var mı? Bize var kız isteme, evet. Ama bizde mesela sizde yüzük takıyorlar ya, bizde küpe takıyorlar kız Ha, isterken, evet, farklı küpeleri olarak da. takıyorlar. Acaba Boris'in hiç biliyor mu? Merak ediyorum. Sen kız istemeyi biliyor musun Boris'in? Türk eşin var, çok da Evet, güzel. biliyorum. Direkt söylüyorum, sordum. Öyle mi istiyorsun kızı? Direkt sorarak benimle Evet, evlenir beni misin? sordum gerçekten. Melisa'nın eşi, kardeş, güzel bir insanlar bu arada. Benim aile bu arada Türkiye'de. Ve onlar aile Brezilya'da var, annen, kardeşin. Evet, ben Sen direkt gittin, dedin ki kızınızı bana verin, ben çok sevdim dedin. Evet. Ama kız istemek bizde daha zor. Öyle meşakkatli bir iş. Yani uzun uzun işlemler var yapman gereken. Sen kolaya kaçmıştın birazcık. Evet, ben yani ben direkt, ben böyle ne zaman bir şey istiyorum ben tamam, tek tek. Valla mümkün olsa biz de tek tek ister bizim erkeklerde, ama valla kolay değil kız almak Tabii ki normalde. kolay değil, gerçekten kolay değil ama daha önce söyledim ki Türkiye'de birinci, tamam mı, hediye gibi benim için Ay. Melis oldu. Ne Çünkü güzel. gerçekten bir gün ilk hafta sonu burası, tamam mı? Ben bir yer arkadaşlar var ya ve beni arkadaş avukatın biz beraber bu yer. Sonra gördüm ki bir tane kadın geliyor ve konuşuyorlar. Ben ah bak. Ondan sonra yani Sen kal. gördün ve aşık oldun. O O kadın Melisa. gerçekten oldu. Enerji Aa. çok farklı benim kalp oldu. Ondan İlk sonra görüşte aşk. Ne aynen ben güzel. ya tamam ben. Sonra arkadaş gelir misin buraya? Ah, bak burada senin arkadaşın bu kadın. Diyor ki evet, o bak bu çok güzel bir kadın bu arada. Ondan sonra yani Ne güzel. bir hafta sonra biz tanıştık ve şimdi Evlisiniz. dünyada bir aşka gerçekten çok güzel bir kadın benim hayat Türkiye'de verdi. Şimdi sen bana diyordun ya az önce, Türkiye'de farklı bir enerji var. Ben ayrıca çok seviyorum Türkiye'yi. Bunun en önemli nedenlerinden biri de Bir aslında numara bu. Doğru. anlaşıldı şimdi. Harika. Peki merak ediyorum. Yani sen 4 senedir buradasın. Sen ne kadar zamandır buradasın? Bayağı oldu. Sayamıyorum diyormuş. Ben öğrenci olarak geldim Evet. önce. Burada okudum. Ondan sonrasında memlekete döndüm. Son 2 senede burada. Yani toplamda 10 sene kadar Türkiye'deyim diyebiliriz. Peki hala sen 10 sene, sen 4 sene. Ya şuna da bir türlü alışamadım dediğiniz bir şeyler var mı? Ya bir türlü alışamıyorum buna dediğiniz. Var mı? Alışamadığım dediklerim var tabii. Neler Mesela mesela? yemek tarzları farklı sonuçta. Ha. Hani yani bizim daha çok Kazaklar daha çok böyle göçebe olarak daha çok hayvancılıkla uğraşmışlar. Evet. Onun için bizim yemeklerimiz daha çok etli yemekler, Et hamur içi üzerine. böyle. Onun için hani bazı Türkiye'nin hani sebze tarzı yemeklerine hala Sen et alışamadım. seviyorsun. Evet. Bir de Kazakistan'ın elması meşhur diyorlar. Evet, Elma ormanı varmış. Yani bizde tamam elma bahçeleri var da evet. elma ormanı hiç duymamıştım. Brezilya'da elma ormanı var mı? Orman. Var var var. Ormanmış ama. Var. Şey, Almata demek eski başkentimiz. Almata demek zaten elman atası Ay, elmanın demek. atası, evet. Orada yani zaten çok güzel elmalar şu anda da hala yetişiyor. Kocaman kocaman aport dediğimiz elmalar var. Oo. Zaten bir tane koysanız o da kokar böyle, bu tarzda Ay ne çok güzel, güzel, evet. ne güzel, harika. Hı-hı. Evet, elma çok meşhur orada. Ben de öğrendim. Ayrıca göçebe Kazaklar da hala yaşamaya devam ediyorlarmış kendi geleneklerini. Yani tam çok göçebe değildi ama hani yazın bir yerde, kışın bir yerde baktıkları hayvanlar için öyle yaşayanlar var. Ama tam olarak göçebe değil eskisi gibi. Çadırlarına yörük deniyor değil mi? Biz de böyle yörük çadırı deriz. Çadır diyoruz biz Ha, siz çadır ona. diyorsunuz, Evet. tamam. Bazen biz de öyle diyoruz. Peki bir şey soracağım. At eti de yiyor musunuz? Ateti de yiyoruz. Ateti de yani etlerin içinde benim en çok sevdiğim et zaten. Ama özel yetişiyor galiba onlar değil mi öyle? Evet, hani şey için, hani soy kesmek için ayrı yetiştiriyoruz. Zaten son planladığı zaman ona göre besliyorlar. Şeyde yetiştiriyorlar. Et olarak biz ona bir de şey sucuk yapıyoruz. Kazı diyor Evet. ismi. Bağırsak içine normal etlerini geçirip
böyle kurutuyorlar tuzlayıp. Biraz nasıl oluyor? Tuzlu kurutulmuş et oluyor. Yani biraz sucuk sımsı ama sucuktan çok Farklı. farklı yani görünüm olarak sucuğumsu. Öyle en çok sevdiği Kazaklara sorarsanız en çok sevdiğine kazı derler yani hiç Onu şeysiz söylerler. evet. Evet, peki şimdi biraz Brezilya yemeklerinden bahsedelim istiyorum ama sen zaten bütün dünyanın yemeklerine de hakimsin biraz yani. Wallace'ın bayağı aşçı biliyorsun, Wallace'ın böyle bir aşçı diyorum sana ama sen Evet. kendi tabii ki daha çok modellikle meşgulsün ama aşçılık seviyesinde iyi yapıyorsun bence yemekleri. Zaten bir programa da katılmıştın. Evet. Peki Brezilya'daki yemekler mi, Türkiye'deki yemekler mi Wallace'ın? Şey bu arada ikisi de çünkü çok benziyor. Biz orada çok et yiyoruz, sebzeler yiyoruz. Yani gerçekten Türk mutfak benim için çok büyük mutfak. Çünkü bir yer gidiyorum, böyle yapıyoruz, yapıyorlar. Başka yer gidiyorum, şöyle yapıyorlar. Yani Türk mutfak ben çok seviyorum. Siz normalde çok baharat kullanıyorsunuz. Ben baharat Brezilya'da biz çok seviyoruz. Ama gerçekten burada daha çok var. Yani normalde bilmiyorum. Brezilya'da çok seviyoruz. Her gün var ya şey pilav, kuru fasulye, et, tavuk, sebzeler falan filan çok benziyor bu Kuru arada. fasulye pilav var yani. Var her gün. Her gün masada kuru fasulye var ya yiyoruz her gün. Ve ondan sonra geliyor salata falan filan et, tavuk, balık. Çok çok benziyor. Peki yine de en sevdiğin yani bir tane böyle çok sevdiğin Türk yemeği vardır. Kaç tane var? Say. Kaç tane? Kaç tane var Ama yani? kebap deme. Hangi Tamam. turiste Kebabı çok söyledin. sen turist değilsin artık. Turistlere sorunca ben seviyor Turkish kebap. İlk söyledikleri şey bu. Ama sen artık turist değilsin. Sen bizdensin programımızın ismi gibi. Özel Yani bir şey söyle. tamam yani standart bir şey tamamen Brezilya'da yok şeyler gibi var ya ama gözleme seviyorum şey pide seviyorum Ya. normal öyle yemeye Baklava seviyor musun? seviyorum ama çok şeker Çok şekerli değil mi? Evet. seviyorum ama yiyorum Benim ya. eşim valla bıraksak bir tepsi baklavayı yer ama ben de yiyemiyorum. Bana da çok şekerli geliyor. Ama Türkiye'de gerçekten insanlar çok sever. Kazakistan öyle bayılır mı Yok baklavaya? bizde Şekerli mi geliyor? şerbetli tatlılar yoktur. Çok Ha. yiyemezler ama ben de otursam bir 8 tane falan yiyebiliyorum. Tamam sen de bizdensin zaten artık. Sen de Evet. bizdensin. Gördüğünüz gibi gayet de bizim yemeklerimize hakimler. Peki ben biraz düğün geleneklerinden bahsetmek istiyorum. Wallace'ın şimdi ben sana kız isteme geleneğimizden bahsetmiştim ya çok detaylı anlatamadım. Tamam. Ama bizde mesela gittiğin zaman istemeye senin ailen gidiyor. Kızın ailesinden kızı istiyorlar. İsterken de bir takım oyunlar yapılıyor. Mesela kahvenin içine tuz koyarlar. Ve damat onu içmek zorunda. Aa. Hem de nasıl koyuyorlar biliyor musun? Böyle yani Vay. ha bu ne demek biliyor musun? Yani ben bu kahveyi bile senin uğruna içerim. Yani bu kadar tuzlu, kötü kahveyi senin Tabii. hatırına içiyorum. Bir bakarlar damat içiyor mu o kahveyi gibi. Ondan sonra bazı geleneklerde yüz görümlüğü var. İşte kız istemeden önce kızların çeyizleri var, hazırlıklar yapıyorlar. Bir sürü geleneğimiz var. Brezilya'da özel bir şey var mı merak ediyorum. Yani gibi var. Ne zaman onlar böyle olacak? Şey, akşam yemeği gibi aile hep beraber akşam yemeği yapıyoruz. Sonra konuşuyoruz. Ama Türkiye benim için çok güzel. Çünkü ben gördüm ev yakın bir gün hafta sonu bence sokak çıkıyorum. Sonra ben ve eşim Melisa konuştuk. Aha bak böyle yapıyorlar. Aa, ben bakıyorum. Yani güzel güzel. Ben çok sevindim. Nasıl yapıyorsunuz burada? Ama tabii ki Brezilya farklı. Biraz farklı. Peki düğünde samba vesaire yaptınız mı böyle sizin Brezilya Yok, böyle yapmıyoruz. dansı? Burada şey, evet. Farklı. Siz farklı yapıyoruz. Biz Brezilya'da, bakın akşam yemeğe şey hep beraber konuşuyoruz. Aa, tamam. Şey senin kızın istiyorum. Düşünüyoruz Sizinki ki. çok kolay ya. Ben aşık oldum. Verin bana kızı. Ben alayım gideyim. Çok kolay mı? Sizinki zahmetsiz. Evet, Vallahi. kolay. Böyle Kolay. düşünüyoruz. Sizde var mı? Bizim Yani bir bize de gelenekler vardır sizinki sizde. yani aynı kökenden geldiğimiz Evet. için bize de çok benzerleri var. Mesela çeyiz hazırlıyorlar kız Evet. tarafı. Giderken erkek tarafı
bohça mı götürüyorlar? Onlar götürüyorlar. Mesela kız isterken süt şeysi, süt hakkısı mı oluyor? Ah. O kız tarafına veriyor, erkek tarafı. Ya bizde de baya zahmetli şeyleri var, Vallahi gelenekler. zahmetsiz olur mu? Peki kardiyolog olarak geldin. Sen ülkemizde Evet. kardiyoloji bölümündesin ve doktorlara benim inanılmaz saygım var. Ben de doktor kızıyım. Teşekkür Bir doktor olarak ne ederim. farklılıklar var Kazakistan'la Türkiye arasında? Neler görüyorsun hastaneler açısından, hastaların nazları açısından? Yani Çok mu nazlıyız, çok mu detaycıyız, yoksa daha mı böyle uyumlu hasta yapımız mı var? yani Kazakistan'da çalıştım, burada da çalışıyorum. Çok bir fark görmedim. Yani hem burada hem Kazakistan'da doktorlara karşı çok saygılılar. Hasta ama hasta olarak bizim orada daha şey zor oluyordu. Yani çok detaylı sorular soruyorlardı. Mesela geliyordu, bir hastam var, dedim ki sorularım var dedi. Hani şu an yetişemiyor. Bir sonrakinde yaz gel dedim. Bir baktım böyle bir kağıt Yaz. liste yazmış ve bir saat bitiremedik yani. Öyle Sınav hastalar, gibi. evet öyle hastalarımız çok. Ama burada mesela anlatıyorsun, tamam tamam hocam diyorlar, gidiyorlar. Yani o açıdan daha, yani dediklerin hepsini dinliyorlar. Çok fazla yani istiraz etmiyorlar, detaya girmiyorlar. Dediğin gibi kabul ediyorlar burada. Güveniyor. Biz Evet biraz çok, daha doktorlara evet. güveniyoruz sanırım. Evet. Bizimkiler çok kurcalıyorlardı yani. Çok O açıdan. kurcalıyorum. Olsun, peki sen birazcık modellikten bahset istersen. Türkiye'de şimdi seni çok beğeniyor kadınlar, eşin kızmasın ama. Evet, yani şey bu ara daha Oluyor çok mu kıskançlık bir şeyler? yani ben tabii ki normal her insan biraz var. Ben sıkıntıyorum ama normal bence çok değil. Ama yani Türkiye'de biraz bence bilmiyorum çok çok şey erkekler burada biraz bence. Kadınlar biraz tabii ki yani aynen. Kadınlar mı daha kıskanç, erkekler mi daha kıskanç? Bence erkekler bence böyle görünüyorum. Bence. Anladım. Böyle görünüyorum. Vallahi yanlış Evet görmüyorsun. ama şey biz Ama kadınlar da kıskanç, bakma sen. Kadınlar da kıskanç. Senin eşin melek gibi çok tatlı, özgüveni yüksek. Senin eşin problem çıkarmıyordur, kıskanmıyordur ama... bence tabii ki var ya. Senin de var bence biraz değil mi? Ben dedim var biraz. Valla benim eşim benimle beraber keman çalıyor orkestrada sahneye çıktığımız zaman. Hepsi eşim olduklarını bildikleri için izleyiciler pek bir şey yapmıyorlar eşime. Öyle ama yani bilmeseler, Biliyoruz. yani bilmeseler ben orada bir böyle bir olabilirim. Tam bir böyle kıskançlaşabilirim hafiften ama hiç sağ olsunlar hep abi diyorlar. Utku abimiz diyorlar, bir şey yapmıyorlar. Tabii ki çok çok güzel değil ama az bence şey baharat gibi. Değil mi? Değil mi? Güzel Sevince şeyler veriyor kıskanılıyor bazen. Evet. işte. Sevince kıskanıyor insan. Şimdi heyecanlı bir kısma geldik bu olasın. Beraber türkü söyleyeceğiz. Oh, vay. Evet, ama bir şey itiraf etmek istiyorum. Gerçekten bu özel türküyü Wallace'ın kendi seçti ve çok özel bir türkü seçti. Ben hiçbir şey söylemedim. Kendi seçti, Çanakkale türküsünü seçti. Bizim için çok özel bir türkü, biliyorsunuz, şehitlerimiz için. Hem de Anzaklar da burada bizim Atatürk'ümüzün dediği gibi Aynen. evlatlarımız olarak kabul ettik onları da. Onlar da bizim şehitlerimiz gibi oldular. Çok özel bir türkü seçtin. Dünya barışı için, dünya kardeşi için çok önemli bir türkü. O yüzden ayrıca seni tebrik ediyorum. Ben teşekkür ederim. Biliyorum bu şarkının çok önemli ve biraz okudum. Şimdi hadi bakalım Hadi nasıl olacak. bakalım, bakalım. Thank you.
Çanakkale içinde aynalı çarşı. Çanakkale içinde aynalı çarşı. Çok kadar teşekkürler. Güzelsin. Evet bak sana. Tüylerim dik hakikaten. Evet. Ama bir şey değil mi? Sen tek başına da söylermişsin. Dedin bana beraber söyleyelim ama ne güzel söylermişsin tek başına bak, da. Bak ya ilk defa Türk şarkını söylüyorum. Gerçekten çok, bu şarkı enerji çok güzel. Çok çok güzel. Çok güzel. Teşekkür ederim. Bak ben ay, yani seviyorum bu şarkı. Evet. Ama gerçekten gel oturalım. Tamam. O kadar da özel bir türkü seçtin ki gerçekten işte insanlar gerçekten baktığımız zaman özümüzde hepimiz biriz. Ben bu programı biraz da o yüzden yapıyorum. Çok farklı kültürlerden geliyoruz. Hepimiz aynen, farklı adetlerimiz, örflerimiz var ama özümüzde hepimiz insanız. Ve gerçekten dünya barışı aslında ne kadar önemli, ne kadar aynen, anlamlı. Bir şekilde bütün bunlar renk katıyor. Ben çok seviyorum farklı ülkelerin olmasını, farklı kültürlerin olmasını. Ama bir yandan da bütün bu renklerin içinde gözyaşımız aynı, gülüşlerimiz aynı. Aynen. Hepimiz biriz aslında özümüzde. Ama işte hayatın asıl rengi de bütün bu baharatlar, dediğin gibi bu farklılıklar. Aynen. Şimdi Erken Hocam, Türkiye'de olduğuna göre bir şekilde Türkiye'nin yeri sende ayrı diye düşünüyorum. Evet. Ama bana bir şey anlat, hani işte bu yüzden Türkiye'den vazgeçemiyorum diye anlatacağım bir hikaye, bir anını anlat. İşte bu yüzden çok seviyorum. Asla bırakamıyorum Türkiye'yi. Neyi çok seviyorsun burayla ilgili? Yani İstanbul'u ben çok seviyorum. Özel anım şu an şey anlatamayacağım ama size. Yani İstanbul'un denizi, boğazı ya benim için çok özel. Ben zaten öğrencilik yıllarım, üniversite yıllar zaten çok şey böyle insanın hayatında bir şey yapar ya, ayrı bir yeri olur. Üniversite yıllarımı burada geçirdiğim için ben İstanbul'u çok severim. Yani Almatya'ya gittiğimde yine özlüyorum yani İstanbul'u, gelip görmek, arada gezmeye geldiklerimde oluyordu yani. Evet, peki Kazaklar da Türkler gibi böyle sıcakkanlı mı? Yoksa biraz tabii Rus yanında etkisi var Kazakistan üzerinde. Rus kültürünün de etkisi evet, oldukça uzun zamandır var. Rusları da biz birazcık soğuk biliriz. Belki ön yargıdır. Ben çok sevmem genellemeler yapmayı. Çünkü Rusya'da da soğuk insan vardır, sıcak insan yani vardır evet, ama genelde böyle Ruslar biraz daha mesafeli, soğuk daha bilinirler. Daha mesafeli, daha bir sert imajlı. Evet. Mizaç öyle sert gibi görünür. Mizaç, evet. Ay, sence Kazakların üzerinde bu etki var mı yoksa yani, Türkler tabii ki kadar de, sıcak? Tabii ki de var. Yani kaç yıldır? 70-80 yıl değil, hatta daha fazla şeyin yani Rusya'nın, Sovyet şeyin hükümetinin baskı altında olduğu için tabii, yani kültürümüze etkilemiş, dilimizi etkilemiş sonuçta var şey olarak. Türk insanları bize göre daha sıcakkanlı. Evet, daha sıcakkanlı. Hatta Kazakçadan çok Rusça konuşuluyor değil mi Kazakistan'da? Kazakçadan çok Rusça konuşuluyor. Resmi dil olarak iki dili de kullanıyoruz. Kazakça ve Rusça ikisi de resmi dil olarak kullanılıyor. Mesela aramızda şey diye konuşurlar. Kazak dille Kazaklar, Rus dille Kazaklar diye hala Rus dili ana dili gibi kullananlar var. Evet, evet, çok etkisi var, büyük evet, gerçekten ama Türklüğünüzü de hiçbir şekilde vazgeçmiyorsunuz Türklüğünüzden de. Ben de hep bunu gördüm izlediğim videolarda da. Örflerinize, adetlerinize evet, de biz evet, bir yandan sıkı sıkıya bağlı olmanız çok güzel, yani çok tatlı. Ne kadar da dil Türkçe konuşsa bile şey örfleri hala devam ettiriyorlar. Evet, evet ama çok önemli. Çünkü dediğim gibi bütün aslında bizi kılan, bizi renkli kılan yanlarımız da bunlar. Evet, burası sence
Türkiye'deki modellik iş imkanlarıyla yurt dışındaki modellik arasında ne farklar var? Çünkü yurt dışında da çok modellik yapıyorsun aslında. Evet, bu arada 4 sene önce Türkiye'ye geldi. Çünkü Malta'da bir tane proje bana geldi. Bu firma bu arada Arjantin'e yapıyorlar. Ondan sonra diyorlar ki tamam biz Malta gidiyoruz. Tamam ben müsait o zaman hadi. Ondan sonra ne zaman bitecek bitti bu proje Malta'da ben düşündüm ki ya bak Türkiye'ye yakın 1,5 saat uçakta. Tamam şimdi gidiyorum çünkü ne zaman İtalya'da yaşıyorum. Bir tane ajans burada her zaman bana kontak yapıyorlar ya şey tamam gel burada güzel senin profili burada çok iyi çalışıyor. Ve tamam çok istiyorum ama şimdi ben müsait değil çünkü başka yer çalışıyorlar o zaman New York falan filan. Ondan sonra ben Türkiye İstanbul geldi. İlk defa ne zaman baktın şey Türkiye sokakta insanlara böyle şey bir şey misk gibi var ya ben çok seviyorum ben çok misk bu arada. Ondan sonra ben bak güzel bir şey hissettim. Şimdi yani hadi bakalım işler nasıl gidiyor. Ben çok şükür çünkü birinci hafta güzel şeyler, güzel projeler bana geldi. Güzel reklamlar falan filan yaptı. Ama Türkiye, İstanbul'da büyük piyasa bu arada. Aktörlük, modelik çok bir şey var. Tabii ki biraz değişiyor her yer. Brezilya nasıl yapıyorlar? Değişik. Amerika'da nasıl yapıyorlar? Değişik. Ama burada gerçekten yönetmen, fotoğraflar falan filan güzel güzel yapıyorlar burada. Seviyorsun, güzel. Profesyonel geliyor. Profesyonel, tabii ki. Ben profesyonel seviyorum. Kaç sene bu arada? 16 sene bu işi yapıyorum. Evet. Yani artık daha azı da seni mutlu eder. Ben 15 yaşında başladım. Ama televizyon Brezilya'da başladım. Birkaç tane dizi yaptım Brezilya'da. Ondan sonra ilk ülke ben gittim Meksika'da. Orada bir sene yaşadım. Ondan sonra New York, Miami, Los Angeles. Ondan sonra İtalya, Milano. Ve şimdi Türkiye en son ben çok iyi burada. Tabii eşin de burada. Aşkı da buldun. Hayat mutlusun. Burada. Peki böyle başına gelen komik bir olay oldu mu? Şöyle yanlış anlaşılmalardan ötürü. Mesela bir yabancı arkadaşım var. O kapı önünde ayakkabıları görünce çok şaşırmış. Türkler mesela bazen ayakkabılarını kapının dışında çıkarırlar. İçeri almazlar ayakkabıları. Bir bakmış kapının önünde bir sürü ayakkabı. Ne oluyor demiş. Dolap Allah gibi. Allah. Evet bu ne demiş kapının önünde. Çok şaşırmış. Senin de böyle başına gelen komik bir olay oldu mu? Ya da böyle kelimeleri yanlış kullanıp yanlış anlaşılmaya neden olduğun bir şey oldu mu? Olmuştur kesin. Hadi söyle bize. Şaka gibiydi ama iki defa ben gördüm. Şansı bak kaç tane ayakkabı var. Bir tane seçiyorum. Şaka. Yani Meksika'da böyle yapıyorlar. Evet, benim bir şey yeni değil. Meksika'da yapıyorlar. Ve Kore'ye ben gittim. İtalya'dan sonra 3 ay yaşadım Kore'ye, Seul. Ondan sonra aynı orada yapıyorlar. Çünkü böyle düşünün ayakkabı ev dışarısında daha iyi. Çünkü enerji ev içinde veriyor. Bir şey böyle. Ama bir şey yeni benim için yok. Yani hiç normal, böyle çok şaşırdığım normal, şey olmadı. Yok, normal. Allah Allah. Evet, normal. Sen bayağı bizdensin yani hakikaten. Bence de. Senin zaten çok şaşıracağın bir şey olmamıştır Kazak Türk olarak böyle çok enteresan gelen oldu mu böyle? Nasıl yapıyorlar bunu dediğin çok ilgimi çeken. O ayakkabı mesela bizde dışarı konmaz. Benim şaşırtmış da niye bunlar dışarıda duruyor diye ama o kadar da çok tepki vermedim. Sepet gördünüz mü? Bakkala sepet sarkıtı. Bakkala indiren sepet sarkıtı diyorlardı. İyiymiş dedim yani gerçekten. Sen biliyor musun evet. Bakkala sepet sarkıtı olayını? Bence çok akıllıca bir fikir. Çok iyi evet. Evde oturan birisi için. Şaşırdın mı peki böyle görünce pencerenin birinden sepet sarkıyor böyle. Yani bence normal ya. Evet normal. Yani benim için normal. Bir sürü farklı ülkede yaşıyor sanırım her şeyi görmüş. Brezilya'da böyle var ya. Var. Gerçekten söyledin sana. Türkiye... Brezilya tabii ki taraf başka taraf ama biz gerçekten çok şeyler benziyor. El öpmeye ne diyorsun peki ona da mı şaşırmadın? Büyüklerin elleri öpülür bizde bayramlarda.
Ha şimdi anlamadım şimdi. Böyle el öperiz büyüklerin. Mesela annelerin, El babaların uzatıyorlar. ellerini öperiz. Saygı Öpüyorlar. göstermek için böyle yaparız. Ha evet yani bu arada nasıl söyleyeyim? How can I say appreciate? You can Ah, speak in okay. I English. really appreciate how they doing. Okay. Benim için ben iyi bakıyorum bu. Çünkü Evet. it's something like you give like respect in the Yeah. first step to other and to others. Ben iyi bakıyorum bu. Peki Brezilya'da böyle bizim gibi öpüyorlar mı iki yanaktan? İtalya'da üç kere mi öpüyorlar? İtalya 3 kere. O çok uzun. Brezilya 2 tane kere. Bizim Bazen bir gibi. kere. Evet. Kazakistan'da? Bize bir kere öpülüyor. Bir Ah bak. tane. Evet. Ben o Aa. el öpme ile ilgili bir olay olmuştu. Benim burada yaşayan Kazak, yani İstanbul'da yaşayan Kazak şeyleri var. Akrabalarım var. Onlara gittiğim zaman büyük ya amcalar, teyzeler. Onlar da böyle elini uzattı. Ben yani bir Bilmiyorsun. alışkanlığım yok öyle bir Baktın değil mi? biliyorum ama alışkanlığım yok. El uzattılar, ben de normal tokalaştım. Öyle olmuş yani. O biraz da bozulmuş olabilirler yalnız. Hani Olabilir. Bilmiyorum yani ben onu. El uzatınca öpmen Evet. lazım. Yani onu böyle elini sıkarsan o biraz saygısızlık oluyor yani büyüye karşı. Ha benim için böyle en çok sevdiğim böyle ne zaman bir şey atama. Aa bilmiyorum. Aa bu ben çok mutluyum bugün. Mesela siz böyle yapıyorsunuz atama. Maşallah. Bu biraz bizim farklı benim için bu arada ama güzel demek var. Peki siz böyle nazarı biliyor musun? Ha, Biliyorum. nazar değmesin diye bir şey yapar mısınız? Yani o dediğin şey aman nazar değmesin. Evet. Ha, sizde var mı Var Brezilya'da? var Ne var. yapıyorsunuz? Şey nasıl yazılır? Şimdi translate. How can I say to translate? Yani how can I translate to you this? Because nazar bu arada Portugizce we say inveja. Aha. Portugizce demek Evet. inveja. Gibi Allah kurusu Gibi. gibi ama başka. Şimdi for translate it's little Biraz zor. ki Deus nos proteja. Aynı demek bu arada. Deus Portugizce Allah. Ki Deus nos Aha. proteja Allah kurusu Allah bizi. korusun. Evet. Evet. Peki bir gesture var mı? Kullandığınız böyle bir hani biz bu bir hani gesture ya mesela. Yok. Siz Yok. sadece böyle Allah Aynen korusun sadece diyorsun. söylüyoruz. Kazaklar yapıyor mu bunu böyle Yok bizde ama yok. Ama nazar. bize mesela şey yaparlar. Çocuklara nazar değmesin diye Boncuk. yok boncuk değil de kül var ya Ha. külü işte Aa. alnına sürerler böyle Aa, nazar Aa, çok değmesin diye. enteresan. Biraz şaman geleneği de Ya olabilir eskiden belki o. olabilir evet. Evet, biz de mavi boncuk takıyoruz. Sen biliyor musun onu? Biliyorum, biliyorum. Mavi boncuk nazardan koruması için. O da biraz aslında mavi boncuk da biraz Kızılderililerden ve şamanlardan Evet. gelen bir gelenek. Evet. Bir yandan da size şöyle bir oyun yapmak istiyorum. Sizinle beraber bir oyun oynamak istiyorum. Öyle mi böyle mi diye bir oyunumuz var. Ay, Erken Nur hemen gözleri böyle oldu. Eyvah oyun mu ne yapacağız? Rahat. Hadi bakalım ne var. Ay, Aslında heyecanlıyım ben şey diyeceğim oyun deyince aslında ben ne kadar çok isterim ama sen yapmazsın herhalde değil mi? Şey gibi geliyor. Brezilyalı herkes sanki böyle samba biliyor, işte Latin dansları biliyor gibi geliyor. Ama yapar mısın? Yani böyle bir dans etsen bize desem mesela böyle birazcık böyle bir şeyler yapar mısın? Yapmaz mısın? Yapalım ya. Yapar mısın? Aynen. Aa süper. Yapalım. Acaba bir şey çalabilir miyiz? Böyle samba bakalım. Peki bir şey merak ediyorum. Herkes yapıyor mu hakikaten Brezilya'da? Herkesin ruhunda var mı böyle dans etmek yoksa? Yani daha şey çok çok sert gibi var ya hafif var ya sen yani ben yapalım istersen. Ben yaparım diyor. Ben Sen yaparım. yapar, süper, Aynen. harika. Sen bize yetersin şimdi zaten. Şöyle bir samba, bir şeyler Brezilya yörelerinden, Brezilya coğrafyamızdan. Hadi bakalım ne Hadi olacak böyle. bakalım, göreceğiz. Aa, ben ilk defa bu yapıyorum ya. Evet, televizyondan samba. Yani MasterChef yaptım biraz ama çok az ben ve Danilo. Şimdi hadi Süper. bakalım. Şimdi hadi, kalk bakalım Tamam bir hadi. görelim. Ben hiç yapamıyorum, sana eşlik edemeyeceğim. Sen zaten biliyorsun bence. Sen suyun Ben hiç var. yapamıyorum.
teşekkür ama, ederim. Ama nasıl Türk'e döndük? 2 dakikada biraz yaptık sonra. Ay ay. Şimdi Erkenur, hazır ben ayaktayken beraber şarkı söyleyelim mi seninle tamam, de? Tamam, olur. Ama hiç heyecan yapmak yok. Tamam. Lütfen rahat ol. Bak, voice'ında ne güzel söyledi. Şimdi güzel de bir türkümüz var. Erkenur da çok güzel bir türkü seçti. Onunla da söyleyeceğiz. Biraz daha hareketli, neşeli. Açık mı? Açık açık. İşte ben sana bacı, hem kardeşiz hem bacılarız. Gel şöyle oturalım tekrardan. İşte güzel çok şaka. Da güzel vallahi söylediniz. Ben zaten biliyorum harika olacağını. Ama ayrıca rica ediyorum izleyicilerimizden. Gerçekten yaptıkları iş hiç de kolay değil. Onlara desteğinizi göstermek için lütfen sosyal medyadan mesajlarınızı atın. Çok beğendik deyin. Çok güzeldi deyin. Çünkü motivasyona her zaman insanların güzel sözler duymaya her zaman ihtiyaçları var. Şimdi oyunumuza geçeceğiz. Oyunumuz öyle mi böyle mi? 2 tane şey söyleyeceğim size. O mu bu mu diye soracağım. Hangisini seçeceksiniz bakalım? Boyusun. Tamam. Adana kebap mı pizza mı? Adana kebap abi. Neden? Bıktım pizzadan. Çünkü yani değişik bir şey tabak. Zaten et seviyoruz. Brezilya'da çok mangal yapıyoruz. Her hafta sonu yapıyoruz. Aile hep beraber, arkadaşlar falan filan. Neden? Çünkü değişik bir yemek ve seviyorum. Mangal gibi yapıyorlar ve orada şey soğan, maydanoz falan filan. Sen denedin mi yapmayı hiç? Yaptım. Güzel mi yaptın? Yani programda yaptım ama olmuyor. Ha. Benim pide çok büyük,
güzel pide yaptı ama benim kebap köfte gibi oldu. Evet, böyle. Ama şimdi tabii ki biliyorum, ilk defa O programı zaman yaptım. belki bizi çağırırsın Erkenur'la beraber, biz de gelir yeriz. Tabii ki olabilir. Yaparız. Harika. Peki. Rusya mı, Rus kültürü mü, Türk kültürü mü diyeceğim. Türk kültürü. Türk kültürü tabii ki, değil mi? Yani. Peki sen kendini daha hangisine yakın hissediyorsun? Türk kültürü zaten bizim kültür ya değil. Evet. Ya tabii ki de farklılıklar var ama çoğu benziyor yani bizim. Evet, yani diyorsun ki asimile olmuyoruz biz. İnatla asimile olmuyoruz, sahip çıkıyoruz Evet. kültürümüze. Zaten o kadar benzeşiyoruz ki aynen. Ufak tefek tabii ki farklılıklar var ama gördüğünüz gibi seyircilerimiz de görüyorlar, izliyorlar. Gayet bizdenler. Peki. Modellik mi? Aşçılık mı diyeceğim ama ne diyeceğin cevabını da biliyorum. Modellik mi, aşçılık mı? Pardon, ikinciyi sen? Aşçılık. Aşçılık. Cooking. Tamam, biliyorum. Modelik. Modellik değil mi? Modelik. Evet, ben onu Evet. anladım zaten. Daha sormadan biliyordum cevabını. Evet. Çok seviyorsun herhalde. Yani seviyorum çünkü işin nazil yapıyorum. Çok doğal yapıyorum. Çok erken başladım televizyonda Brezilya'da. Ondan sonra modelik ve aktörlük beraber gidiyor. Çünkü aynı taraf gibi. Ama yani ben seviyorum ne yapıyorum. Ama Türkiye'de hadi inşallah yakında ben şimdi okuyorum. Televizyon istiyorum. Aynen. Televizyon Harika. istiyorum ama Türkçe devam. Çünkü Türkçe çok ilerlemiş ama yani olsun. Çok gerçekten çok ilerlemiş. çok farklı bir video. Benim için şu anda inanamıyorum ben Türkçe konuşuyorum. Okuyorum ama daha var. Hissediyorum ki daha istiyorum bu arada. Çünkü güzel konuşmak istiyorum. Güzel konuşuyorsun. Gerçekten daha da Aa, çok güzel sağ ol. Evet, konuşacaksın. evet. Ama iş taraf daha yani biliyoruz zaten. Ne zaman iş ben %100 Türkçe istiyorum ve inanıyorum olacak ama zaman var. Ama çok yakın bence. Bence de çok yakın. Gayet yakın, çok yakın. Güzel konuşuyor yani. Çok İnşallah. güzel konuşuyor, aynen. Teşekkür Peki ederim. şimdi Brezilya'da tabii futbol deyip de yani Brezilya dememek mümkün değil. İnanılmaz. Senin var mı merakın? Yani ben yani takip ediyorum hangi takım? Santos Ha. takip ediyorum Orası sen. doğumlusun değil mi? Aynen Evet. sen. Neymar aynen daha önce başladı orada Neymar. Evet. Biz aynı şehir bu arada. Aa. Ama ben ne zaman bence 13 yaşında futbol yaptım, okul yaptım. Ama sonra baktım ki benim yer değil. Evet. Ne zaman Peki Brezilya'da böyle herkes meraklı mı futbol? Herkes. Aynen. Burası aynen. Evet. Erkek burada çok seviyorlar. Brezilya çok seviyorlar. Bu Ay. tarafı ben aynı görünüyor. Tamam, belki Brezilya gibi ya. Çok Peki, seviyorlar. sana şimdi zor bir soru soracağım. Tamam, hadi Yani bakalım. burayı seviyorsun ama Galatasaray mı Fenerbahçe mi? Uuu, şimdi Bak, sen bu ne yaptın ben? yani her gün benim hesabım Instagram geliyor. Abi hangi takip sen tutuyorsun? Hangi takip sen? Yani bak ilk defa Hadi söyleyeceğim. söyle. Yani Bakalım. Fenerbahçe. 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 Şimdi biliyorlar. Şimdi biliyor Ben vallahi. çok böyle tamam ben tamam mı ben ne zaman soru geliyor tamam hadi bakalım düşünüyorum şimdi hangisi ben tutacağım ama sonra şimdi biliyorlar bak Ya Fenerbahçe. peki bir şey diyeceğim. Ben hiç anlamam futboldan ama Brezilyalı futbolcular o kadar meşhur ki. Dur bakayım Pele var. Pele var benim şehrin. Heh, Aynen orada yaşıyor. Roberto Carlos var. Roberto Carlos var. Bir de dur kim vardı bir onu da not alacağım Ronaldo ama. var. Ronaldinho. İki tane var. Ronaldo, Ronaldo Ronaldinho. Gaúcho, Of. Brezilya. Peki şimdi sana sorum onlardan hangisi sence en iyisi bu dediğin var mı böyle? En iyi. Ha, bence bu. Ronaldo. Yani benim için şu anda Neymar. 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 Bak hiç bilmiyorum ki ben. Şimdi Ama burada daha önce eski bir şey. Ronaldo. Ronaldo, Ronaldo. uff. Fena. Of. Ronaldo. Şimdi bak ben hiç anlamadığım şey şurada futboldan anlayan biri olsa ne konuşurdunuz beraber? Ronaldo şöyle goller, böyle goller falan ama ben tabii Evet. Ronaldo diyorsun. Evet Ronaldo diyor. Ronaldo. O yani.
Çok güzel bir futbolcu bu arada. Çok güzel ama şu anda benim için net Neymar. Neymar. Ronaldo Neymar. Eski yaşlı yani. Eski o. Aynen. Tamam. Neymar yeni. Yeni. Tamam, ben de öğreniyorum. Ben de senden öğreniyorum evet. Gördüğün gibi. Tamam, daha var eski, daha var. Bebeto var, Romario var. Tanıyorlar burada. O, bizim var. Ekip orkestra tanıyordur. Ben Bebeto boş var, bakıyorum. Var, Romario var, Zico var yani. Çok Taferel var, Taferel. Taferel, evet Taferel'i var. Ben biliyorum, benim çocukluğumda, küçüklüğümde Galatasaray'ın kalecisi miydi? Fenerbahçe'nin kalecisi miydi? Galatasaray'ın kalecisi. Aa bak. Bak evet. Biliyorum, gördün mü? Kim burada geldi? Şey, arkadaş benim bu arada şey, Robinho. Robinho burada, hangi takım Robinho? Şey, geçen sene bitti şey, ona kontrakt. Bilmiyorum hangi takım bu. Adının Robinho. Sivasspor. Yok. Beni kandırıyorlar. Bana yönetmen bak kandırıyor beni Sivas Spor diye. Aa, tamam. Yönetmenim Sivas Spor değilmiş. Bak kandırıyor. Sivas on numara. Sivas Spor on numara ama. On numara. Ama şimdi. Başka bir takım değil. Evet. Yok yok yok. Şimdi bilmiyorum. Sen söyledi bir tane şimdi. Başakşehir. Evet. Bence Robinho. Tanıyor musun Robinho? Başakşehir'de Robinho. Oynuyormuş. Robinho, ah tamam, Robinho. Ben Portekiz şey aksin. Evet, yani seviyorum ama benim spor başka. Evet, ben bu arada surf seviyorum. Oo. Çok. Dalga surfu. Nerede ben. Yapıyorsun? Çeşme'de bizim. Çeşme yok çünkü orada şey, sadece kite surf yapıyorlar. Ben dalga surf yapıyorum. Şey, İzmit tarafı var, Riva, Şile. Dalga var ve başka yer var ama daha yapıyorum Şile'de ve Riva. Aa, çok güzel. Aynen. Şahane. Ve oh. Şahane Türkiye, güzel güzel deniz İlk var bu arada. Çok güzel hakikaten. Aynen. Peki tatil Türkiye'de mi Kazakistan'da mı senin için? Hmm. Zor bir soru. Tabii ki zor. Zor olduğu için zor. Yani Türkiye'de evet. Türkiye'de diyelim. Şimdi sen muhtemelen aileni özledin. O yüzden Kazakistan'a gitmek belki. Ya Almatı'da dağlar çok güzel. Onları da çok seviyorum. Mesela Almatı'da sen şehirden 15 dakika arabayla çıkıyorsunuz. Dağlara giriyorsunuz. O Alatav diyoruz. Hangi Tengri dağları. Onları da çok seviyorum. Ama tabii sıcağı da çok seviyorum. Güneşi de çok sevdiğim için. Peki dağlarda ne tarz sporlar yapılıyor? Trekking falan, trekking yürüyüş, tırmanış? Trekking yapıyorlar, alpinizm yapıyorlar. Yani tırmanış çok fazla yapmıyorlar ama öyle. Yani mesela biz de, ben de orada yaşarken 2 haftada bir sürekli trekkinge çık giderdik. Yani 3500 metre yüksekliklere dağlara Oo. Çıktığımız olmuştu yani. Neler hissediyorsun çıktığında dağlara? Çıkana kadar çok yoruluyorsun. Çıkınca ve çok güzel oluyor. Çok böyle hani ferahlanmış hissediyorsun. Böyle yükseğe çıkıyorsun ya, böyle her şeyi görüyorsun. Böyle her şey önünde böyle. Ay. Çok güzel his oluyor. Ama doktor olarak sen şunu fark ettin mi? Ben de doktor kızı olduğum için babam hep şeyden şikayet ederdi. Bizim Türk milleti spor yapmıyor. Sporu böyle alışkanlık haline getirmiyorlar. Sen de kardiyologsun bir evet, de yani evet. Tam böyle senin evet. Konu. Şey diyoruz mesela, yürüyüş yapın diyoruz. Evet biz yürüyoruz diye. Nasıl yürüyorsun? İşte yavaş yavaş diyorlar böyle. Yani evet, spor kültürü çok fazla yok burada. Ama onu Kazakistan'da bayağı var anladığım kadarıyla. Evet küçüklükten zaten spor şeylerini veriyorlar. Hani Brezilya kadar o kadar çok şeyimiz yok ama hayat o, alışkanlık olarak var yani. Süper vallahi. Şimdi size bir takım kelimeler, deyimler soracağım. Bakalım anlamlarını biliyor musunuz? Vezir parmağı. Verzi ne? Tekrar lütfen. Vezir parmağı. Verzi parmağın. Yani parmağını biliyorum, verzi. Vezir parmağı. Ne demek çünkü? Sen biliyor musun? Aa bak tamam o zaman. Ne iyi. Veziri biliyorum tatlı. Ama. Tatlı. Evet. Yok, ha, tatlı. Evet. Vezirin parmağı aslında anlamı ama aslında tatlı. Yani. Aa. İmam sarığını biliyorum ama vezir parmağını bilmiyorum. Evet evet, böyle parmak gibi olduğu tamam. için şekli vezir parmağı diyorlar ona. Aa, bak şimdi sana. Eşin sana bir götürsün, bir yedirsin vezir parmağı. Ama baklava tarzı böyle şerbetli sevmiyorsan vezir parmağı çok sevmeyebilirsin. Aa güzel. Yemedim güzel diyorsun da. Yok severim diyorsun. Ya, tabii ki severim. Dilber dudağı. Dil? Dilber dudağı. Dilber dudağım.
Bilmem. Yemek olduğunu biliyorum. O da tatlı. Evet, o da bizim yemek. tatlılar böyle vallahi. Vezirin parmağı, dilberin dudağı. Evet, öğreniyorum şimdi. Yeni çok var. Peki, basket. Basket. Aa, basket, evet, dinliyordum da basket. Çünkü yani kelimeler var ya, çok benziyor biliyor musun? Barışın diyorum ben, sinirleniyorum. Barışın bas git buradan. Uzaklaş yani işte o tarz basket. Şey. Git. Bak söyledi. Aa, Nazi o pardon. Uzaklaş git. Aa, ama git bas kız, git. Kız, kızarak biraz hızlı gel. Git. Defol Aa, buradan. Bak. Bas git buradan. Bas git o zaman. Kızdığın zaman birine diyeceksin ki bas git buradan. Yani daha efendim lütfen bastık. Daha efendim gibi. Çok iyi bari. Tamam, öğrendim şimdi. Lütfen bastır git. Kibarı. Lütfen de tamam. Güzel. Kolaysa başına gelsin. Kolay. Kolaysa başına gelsin. Başına gelsin. Kolay gelsin. Başına gelsin şu anda. Sen biliyor musun Erkin? Biliyorum ben. Sen söyle. Şey hani bir işte zorlandığın zaman kolay gelsin diyorlar ya. Evet. O zaman kolaysa başına gelsin diyorlar. Evet. Hani bir şey yaparken. Ha, tamam. Aynen öyle. Mesela bir şey var böyle zorlandın. Saatlerdir diyelim ki sana türkü söyletiyorum diyelim. Şarkı söyletiyorum, türkü söyletiyorum. Ve sonra diyorum ki sana kolay gelsin balısın. Sen de artık bıkmışsın. Kolaysa başına gelsin diyorsun bana hani artık yani. Zor. Zor yani. Tabii ki. Kolay değil diyorsun. Aynen. Kuru gürültü. Kuru gürültü. Kuru gürültü. Bilmiyorum. Sende var mı? Yani boş konuş, boş Aynen. boş gürültü boş yapıyorum. Kuru gürültü yapıyorsun. Boş konuşuyorsun. Aa, tamam. Kuru gürültü. Bak biraz yemeklerle alakalı. Laf salatası. Laf salatası. Ha. Laf. Laf salatası. Laf. Yani... Yulaf salatası. Benziyor aynı aile bence. Halaf salatası, ha yulaf salatası. Ama güzel olur yulaf salatası, yulaf salatası bence. Yulaf güzel olur. Laf salatası pek güzel olmuyor. Erkunur biliyor galiba. Biliyorum, boş konuşamam. Aynen, şey. Aynen demek ki. Ha. Boş şey konuşmak. Vardı biz bir beynin hasar olunca beyin konuşma merkezi bozulunca bir şey diyoruz. Hani boş boş konuşuyor ama hiçbir anlamı yok. Ona evet. Laf salatası diye kullanmak laf orada salatası. Biliyorum. Evet, laf salatası. Ne güzel. Birkaç tane öğreniyorum şimdi. Evet, biz o yüzden çağırdık seni bu programa. Güzel, sanat süper. Için. Bak süper. Topaç gibi. Topaç. 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 Topaç gibi. Bilmiyorum. Sen biliyorsun. Şey top. Toplu ya ne herhalde değil mi? Topaç gibi. Aa, topaç ha, gibi. Top, evet, topaç gibi. Tamam. Evet, topaç gibi. Ben küçük topaç. Ama sakın başka yani topaçı kısaltıp falan söylemeye kalkma. Topaç gibi. Ha böyle sen. Ha çocuk bak topaç gibi. Evet, böyle. Topaç gibi. Aa, o, tamam. Cimcime. Cimcime. Dindime. Yok cimcime. A cim. Ha cimcime. Cindime. Cimcime. Cindime. Yok bilmiyorum. Sen biliyorsun. Bu küçük sevimli şeyler evet, değil mi? Evet, evet. Vallahi Türkçe sözlüğü gibisin Erkenur. Harikasın. Aferin bak her şeyi biliyorum. Her şeyi biliyorum. Allah. Pinpon'u bilirsin ama. Pinpon. Pinpon. Evet biliyorum. Nedir? Biliyorum ama. Tamam pinpon gibi konuşuyor. Yok. Yok tamam ping pong oyun biliyorum. Ha o oyun. Ha oyun. Biliyorum ha. Çok iyi Süper. Ben yapıyorum bu arada. Ayran gönüllü. Ayran gönüllü. Gönüllü. Ayranı biliyor musun? Ayran biliyorum. Tamam. Ayran gönüllü. Bilmiyorum her gün ayran günü. Tekrar lütfen. Ayran gönüllü. 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 Gönül. 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 Aa tamam yok bilmiyorum. Bak, sen biliyorsun. Anlamını bilmiyorum. Ayran ama. Gönüllü. Çok ayran içen kalbi olan insan. Şaka yapıyorum. Ben gibi şimdi. Ayran gönüllü demek böyle şıp sevdi. Şıp sevdi ne demek diyeceksin. Yani çabuk değiştiren böyle beğenirse. Her gün birine aşık olan. Onu beğeniyor. Bir öbür kıza bakıyor. Bir öbür kıza bakıyor.
Bu çok güzel diyor. Sonra yok onu sevmedim ben bunu sevdim diyor. Böyle ayran gönüllü. Sürekli fikri değiştiriyor. Çok iyi ya. Ayran gönüllü. Şimdi bir şarkı söyleyeyim mi size? İster misiniz? Tabii ki. Tamam. Yangın Barı söyleyeyim o zaman. Hadi. Şöyle. Yangın çıkaracağız ama zararsız bir yangın çıkaracağız. Sevdin sen, yanıyorum. Yangınlar yıkılıyor dünyam aşkından. Darma dumansam of aman, aşkına isyan. Ah geceleri yasam. Yangınlar yıkılıyor dünyam aşkından. Darma dumansam of aman, aşkına isyan. Ah sen de beni. Sevdin sen, yanıyorum. Yangın var, yıkılıyor dünyam aşkından. Darma dumansam of aman, aşkına isyan. Ah geceleri yasam. Yangın var, yıkılıyor dünyam aşkından. Darma dumansam of aman, aşkına isyan. Ah sen de beni. Yangın var dedi. Ama şimdi yine odam size doğru çeviriyorum odamı. Şimdi bunları tercüme eder misiniz diye bir bölümümüz var. Ama ben bilmiyorum, emin değilim eğer bu kelimeler sizin dilinizde var mı? Bir bakacağız. Uyur gezer. Portekizce'de var mı uyur gezer? Ama sen uyur gezerin anlamını biliyor musun? Önce onu. Uyur gezer böyle hani gece uyanıyorlar ya. Tamam. Böyle geziyorlar hani. Aa tamam, sonambulu Portekizce var. Söylesene. Çok var şey. Ben... Çok var. Uyur gezerlerin çok. Evet.
Kaç yaşında Nezahat, Gezer var Brezilya'da? Ben şey, kardeşim böyle 10 şey yok 7 yaşında. Kapı ağla çekiyor, tamam mı? Kapı gidiyor ve orada duruyor. Öyle. Kapıda duruyor böyle. Gözler açık. Aynen. Uyandırıyor musunuz? Evet. Ne yapıyorsunuz? Yani bir şey enteresan. Ben ismini de bilmiyorum ama. Uyuyor, biliyor, rüya gibi gidiyor. Benim öyle videonu gidiyor ama var. Enteresan. Evet. Evden dışarı çıkmaya falan kalkmıyor yok, inşallah. Yok, yok. İyi, öyle kapıya yok, gidiyor, aynen. Duruyor. Peki. İyi, durması iyi bir şey en azından. Vallahi ben uyur gezer olsam buzdolabının önünde, buzdolabının kapısının önünde durur ve açar bayağı bir yer. Tamam, sonra böyle olabilir. Şu aç gibi. Evet, aynen. Peki Portekizce bir karşılığı var mı? Ben çok seviyorum Portekizceyi de, o yüzden böyle bir duyayım istedim. Sonambulo. Sonambulo. Sonambulo diyoruz. Kim böyle şey, sonambulo. O kadar beklediğim kadar afili gelmedi şimdi sonambulo deyince de. Tam üstüne bastın. De, var aslında aynısı da şimdi tam üstüne bastın hani böyle tam, bir şey söyledin de evet tam hani bunu kastettim, hani tam bundan bahsediyordum. Bastın mı, öyle bir şey var aslında şu an hatırlayamadım mı? Tamam. Şey olmadım. Abuk sabuk ne demek biliyor musun? Yok, abu. Abu? Abuk sabuk. Abuk sabuk. Abuk sabuk ne demek? Bilmiyorum. Saçma sapan. Saçma sapanca. Ha, onu da bilmiyorsunuz. Sapanca. Ay, saçma sabanca. Aa, sabanca. Tamam. Aynen demek. Şey demek, saçma sapan şu demek hani yanlış. Yanlış, tamam. Yanlış, böyle boş, anlamsız. Kötü bir şey. Kötü bir şey. Tamam. Hani bir anlamsız konuşuyorsun. Böyle meaningless, yani böyle hani ne dediğin anlaşılmıyor. Saçma sapan. Abuk sabuk. Abuk sabuk bu. Abuk sabuk. Baksana abuk. Çok yeni. Ha. Ben dinliyorum daha önce. Demek ki senin etrafındaki bütün Türkler çok anlamlı konuşuyorlar ki hiç öyle bir şey deme ihtiyacı duymamışsın. Ha. İki defa dinliyorum bu. Ay, çok çok tatlısın bu. Gerçekten çok şekersin. Bu arada şöyle bir durum var. Biz Türkler çok seviyoruz yabancıların böyle kırık kırık Türkçe konuşmalarını. Acayip hoşumuza gidiyor. Ben güldüğüm zaman sakın zannetme ki böyle alay ediyorum. Sakın öyle zannetme. Acayip hoşuma gidiyor. Bizde hep böyle bir şey vardır. Biz çok sevdiğimiz için hep güleriz. Böyle hoşumuza gidiyor. Sakın şey düşünme. Bana gülüyorlar gibi düşünme. Çok sevdiğimizden oluyor. Hoşumuza gittiğinden. Bana şey diyorlar. İşteki arkadaşlar hani benim de böyle tepkilerim oluyor ya işteyken, de sen de bir YouTube kanalı açsana diyor böyle. Evet, çok hoşumuza gidiyor çünkü. O dil, onlar da böyle oturup gülüyorlar ya sürekli. Çok tatlı ama çok bayılıyoruz ben böyle. Ben de çok seviyorum. Pek çok arkadaşım çok seviyor biliyorum. Sana bir şey soracağım. Erkenur, ana baba gününü biliyor musun? Ana baba günü. Evet. Çok böyle kalabalık. Erkenur süper. Vay, o çok iyi biliyor. Her şeyi biliyor. Ben burada hiç bilmiyorum, baksana. Sana öğretmemişler. Ben şimdi öğreniyorum düştü. Başka zaman her şeyi. Senin yüzünden tanıyorum. O hiçbir şey bilmiyor gibi görünüyor. Tamam, bundan sonra ben de bilmiyorum diyeceğim. Peki içim şişti. İçim şişti. Bolsun. İçim şişti. Onu mu bilmiyor? Ay, hiç konuşamadım. Ops. İçin için şişmiyor mu? Böyle öf, içim şişti. Yeter gibi, yeter. Aynen, yeter. Aynen. İçim şişti. Evet, çok zaman yaşıyoruz böyle değil mi? Bazen. Evet. Onlar böyle görüyor. Tamam, yeter, lütfen. Evet, evet. Ona da kibar söylüyor ama yani. Her şeyin kibarını söylüyor olsun. Peki var mı Portekizce'de içim şişti gibi bir şey? Yani bıktım artık, yeter gibi. Yani Portekizce, yani şey, lütfen, yeter gibi ama, por favor, para. Favor, para. Favor, para. Por favor, şey, lütfen. Lütfen. Para, dur, dur demek. Şey, favor, para. Que você tá falando? Çok ne diyorsun? Böyle Portekizce, İtalyanca, İspanyolca. Benziyor. Çok hoş, evet. İçinde bir müzik var. Böyle salınıyor dil kendi içinde. Benim çok hoşuma gidiyor. O yüzden özellikle böyle Portekiz dilinde tercümelerini sana sordum. Şimdi biri bana anlatsın diye bir bölümümüz var. Türkiye'de bir yanlış anlaşılma olmuş. Şöyle bir durum. Fil dişi sahili bir futbolcu var. Türkiye'de Antalya Spor ve Bolu Spor gibi takımlarda oynamış. İsmi de Serge. Serge bu takımlarda oynarken ona bir teklif geliyor.
Cizre Spor'dan geliyor. Fakat o Cizre'yi yanlış anlıyor. Rize olarak anlıyor. Rize Spor'dan teklif geldi zannediyor. Tamam mı? Ondan sonra bir bakıyor ki kabul ediyor da teklifi. Kendini alakasız bir şehirde buluyor. Çünkü Rize zannediyor ama Cizre Spor'dan teklif gelmiş. Karıştırmış. Ondan sonra kendini birdenbire Cizre'de bulmuş. Rize neresi, Cizre neresi? Cizre Güneydoğu Anadolu'da, Şırnak'ta, Rize şehrimizde, kuzeyde, Karadeniz'de. Karadeniz iklimi ne kadar farklı, Güneydoğu Anadolu ne kadar farklı. Acayip bir şey yaşamış. Hiç sizin başınıza böyle büyük bir karışıklık, enteresan bir olay geldi mi? Hani isimleri bilmemekten. Mesela içim şiştiği bilmiyorsun ya. Mesela içim şişti deyip de alakasız bir şey anlayıp yaptığın bir şey oldu mu? Yani lütfen sen söyle birinci, ben düşünüyorum şimdi burada. Peki şimdi Türkiye'de daha kalmayı düşünüyor musunuz? Gelecek planlarınız neler? Volus'un ilk sana sorayım. Hayallerin, gelecekle ilgili planların, Türkiye'de yapmak istediklerin. Yani biraz önce konuştuk. Ben Türkiye'de gerçekten yaşamak. Burası istiyorum. Son ülke burada. Tabii ki başka ne zaman iş başka ülke var ya, ben gidiyorum, çalışıyorum, sonra burası tekrar. Birinci ben bu aktörlük taraf Türkiye'de çok istiyorum ve yapacağım, ama benim zaman yavaş yavaş olacak. Adım adım siz böyle söylüyorsunuz. Ondan sonra birinci iş taraf, ikinci ben ben ve Melissa biz bebek istiyoruz. Bebek? Evet. Hey. İstiyoruz, düşünüyoruz ama zaman alabiliyor. Ama plan yapıyoruz. Ne güzel, inşallah. Evet, inşallah, hadi inşallah istiyoruz. Ve yani bence benim hayat bu, şu anda benim hayat her şey var. Şimdi iş tarafı bakıyorum ve yaşamak için zaten yapıyorum, yaşıyorum. Ne güzel. Her şeyim var dedin ya, ona biz genelde ne deriz sonrasında? Çok şükür. Aa, evet, çünkü böyle düşünüyorum, tamam mı? Zaten standart bir şey. Kalkıyorum sabah, başka bir yeni bir gün görüyorum. Şey, ben Allah teşekkürler, Allah çok şükür ben buradayım. Ne güzel. Ne zaman bilmiyorum. Yemek yiyorum, çünkü yani evde yemek var ya, kaç tane insan dünyada yemek yok. Ben her zaman böyle, tamam siz böyle ne zaman bitiyor, beni yemek yiyorum, yedin tamam mı? Allah daha çok versin, çünkü yemek var. Ben şükür ediyorum her zaman, çünkü böyle düşünüyorum. Çok güzel. İnşallah bebeğiniz de sizin gibi tatlı olur. Senin hadi gibi. İnşallah. Eşin de çok tatlı. Ya. İkiniz çok. De birbirinizi o kadar güzel bulmuşsunuz ki. İzleyicilerimiz göremiyor mu? Ben tanıştım. Hem çok güzel. Teşekkür ederiz. Hem çok tatlı. Hem çok şeker. İnşallah. Bir de deriz ki Allah bozmasın. Hep böyle evlenirken de evlenecekleri de Allah tamamına erdirsin demiş, ama sizi erdirmiş. Bir yastıkta kocayın deriz mesela evlenirken. Hani başın tek bir yastıkta olsun. Evet. Karı koca olarak hep aynı yastıkta, bir yastıkta yaşlanın deriz. Ama sizin için bu dilekler hep gerçek olmuş. Ne güzel. İnşallah bebeğinizi de sevmeye geliriz. Teşekkür ederim. Senin Erken Nurcuğum, gelecek planların, Türkiye ile ilgili hedeflerin, ya da Kazakistan'a dönmeyi düşünüyor musun? Burada kalmayı mı tercih ediyorsun? Yani gelecekle ilgili şu an kesin bir planlarım yok, ama şu an İstanbul'dayım. Şu an memnunum hayatımdan. Yani her konuda iyi. Burada çalışmaya devam ediyorum. Peki senin hiç bahsetmedik, evlilik durumu, bekar mıydın, evli miydin? Bekarım, yok. O zaman bu kadar güzel bir hanımefendiyi burada ağırlamak bana iyice mutluluk verdi. Hem senin böyle güzelliğini de, hem ne kadar yetenekli, hem ne kadar Kazakistan kültürünün hem bizim ülkemize ne kadar benzer olduğunu da tanıttığın için ben ayrıca çok teşekkür ediyorum. Ve o yüzden
Evas'ına dilediğim dileklerin iki katını daha fazla diliyorum. Çünkü o zaten ederim. Bulmuş eşini, hayatının aşkını. Senin de hayatının aşkını bulmanı. İnşallah Türkiye'de olur. İnşallah İstanbul'da olur. Damadımız olsun. İstanbul'da olur damadımız diye umut ediyorum. Ama kız istemeye geldiklerinde sen bir acısını çıkar. Bir böyle bir çektir onları tuzlu kahvelerle falan. Kahve yapmayı çok beceremiyorum ama öğrenirim. Zaten orada amaç o. Kötü kahve içireceksin ona damat. Ya aşırı şekerli yapıyorlarmış. Ay ben bir şey söyleyeyim mi? Beni istemeye geldiklerinde ben kahveyi yapmadım. Çünkü beceremiyorum Türk kahvesini. Annem yaptı. Sonra ben taşıdım ben yapmışım gibi. Numara yaptım. Ben yapmışım gibi yaptım. Evet. Yazık anneciğim yaptı. Sen de aynı numarayı yaparsın. Annene yaptırırsın. Damadın kahvesine de koyarsın tuzu ya da aşırı şekeri. Şöyle bir olur ama hiç şey itiraz edemiyorlar. O da içiyor böyle. Evet güzel. İkinize de çok büyük mutluluklar diliyorum. Şimdi biz şarkıyla yine ben aşık oldum şarkımla kapatacağız. Zaten onun ismi de I am in love again. Yani hani yine ben aşık oldum. Güzel. Aynen sen oldun bitti. Sen de yenisini bekliyoruz yeni aşkını. Evet. Evet, önümüzdeki hafta yine harika konuklarla beraber olacağız bizdensinle. Şimdilik bu kadar ama son olarak yine ben aşık oldumla veda ediyorum sizlere. Görüşmek üzere.